Selam millet, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gülmek için bu videoya tıkladığınıza eminim. O yüzden arkadaşlar, gülmeye başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizi de sevindirmiş olursunuz. Ayrıca arkadaşlar, video hakkında yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız ekstra daha mutlu oluruz. Bunları yaptıysanız eğer, şurada da Instagram adresim var, oradan beni takip ederseniz çok sevinirim. Biliyorum çok şey istiyorum ama bunları yapamadan edemiyorum. Huyum kurumasın. Bunları yaptıysanız arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlar? Ne mi konuşuyorlar? Kızlardan bahsetmediklerine eminim. Çünkü niye bahsedelim? İkincisi, izleyelim videoyu ya, izleyelim. Bakalım sonunda ne oluyor. Allah Allah Allah. Kızları bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Mesela ben tek osurukla koğuşu %90'ını uyandırdığımı bilirim. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırdım oğlum. Şiştim şiştim şiştim, gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmıştım. Ranzada üstte yatıyorum, altta da Müslüm var, bizim kısa dönem avukat. Böyle piçliğim tuttu bir an, dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla, ay elimle değil, iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı mı kardeşim? Bir koydum, sana yemin ediyorum bak, 10 saniye sürmemişse neyime. Sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya aman aklayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Ağzımla yapmadım. Vallahi götürdü yaptı. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. Yani buna diyebileceğimiz tek şey arkadaşlar, gülmemiz için bir bahane. İkincisi, buradan kızlara seslenmek istiyorum. Eğer cidden erkeklerin boş zamanlarında ya da beraber olduklarında kızlardan bahsettiğini düşünüyorsanız, haklı olduğunuz konular da var ama büyük çoğunlukla erkekler genelde ya kavga anlarını anlatırlar ya da birisi ortaya gider saçmalar, diğerleri ona gülerler yani. Bizim ortam öyle en azından. Bak sen! Bir şey söyleyeceğiz de korktuk lan. Niye sabahtan beri kapıyı çalıp kaçıyorsun? Sizin kapıyı çalıp kaçıyorlar, biz değiliz. Ama ben sizi bir saattir izliyorum burada. Şöyle diyeceğim, bizim mahallede de var birkaç tane çocuk, bizim akraba gerçi. Geliyor mesela, kapıyı açıyorlar böyle göz göz baa diye bağırıyorlar. Amaç ne yani? Görünce bağırmanın amacı ne ya da niye kapıyı açtığın zaman böyle direkt Allah veremiyorum yani, çocukları güzel eğitim. Olmaz böyle. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. Okumum yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikim de 30 yaşında vurmuş adam. Bir şey söyle ama ya. 29, 30, 31. Bir şey söyle yani ya. Ya 28'sin ya 29 ya 30 ya 31. İkisinden birisin. Bu kadın benim favorimdi. Ben bu kadına yetiştim arkadaşlar. Yaşım yetiyor. Flash TV varken ben vardım arkadaşlar. Olmayan arkadaşlarımız olabilir. Onlar daha bebeler. Onlar daha şu kadar. İşin tuhafı, babam bu programı izliyordu. Bir tane laf vardı. Sen 100 lira 100 bin, o lafı çok güzeldi. Söyleyemedim ama siz buna gülersiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. İş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizinle. Ben Herbal Essences bu sülfatsız seriyi kullanıyorum son zamanlarda. Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizlere. Ben haldır şaldır istirin formül anası. Ben cidden kadınları anlamıyorum. Arkadaşlar bizde de yüz var. Göz, burun, dudak, kulak. Onlarda da aynısı var. Kadınlar yüzlerine yüzlerce şey sürüyor. Ben anlayamıyorum. Mesela kadınlar kuaföre gidiyorlar. 500 lira ödüyorlar kuaföre. Değişen hiçbir şey yok. Aynı. Sadece yüzlerine kalıp sürüyorlar, o kadar. Erkekler berbere gidiyor, 100 lira falan diyorlar. Adam ormandan yaz bahçesine dönüşüyor yani. 100 lirayla erkek tamamıyla güzelleşiyor ama kadınlar 500 lirayla aynı şey. Buna 1000 lira diyen de var. Ben kadınları anlayamıyorum yani. Siz niye böylesiniz arkadaşlar? Tamam, güzelsiniz. Zaten Allah sizi erkeklerden daha güzel yaratmış. Yani gerek yok. Bence gerek yok. Yaşıyorum sizlere. Ben haldır şaldır istirin formül anası. Ya bunu ne yaptın? Yoktu. Kırdın mı? Kırdım. Aferin. Zeki amcaya ne diyeceğiz? Hiç. Buna gülüp geçiyoruz arkadaşlar ama ayıp. Gerçekten ayıp. Gülüp geçelim o zaman. Bütün kargo firmalarına sesleniyorum. Kargo.
personelleri alırken müşterilerin telefon numarasını almalarını yasaklayın. Adam işten ayrılmış biri arıyor. Burak Bey bir yemek yiyelim mi? Şu kartıdaydım ben. Kendisi benim telefon numaramı alırsın ondan. Çalışacağım lan! Ne saygısızlık ya? Kargo şirketleri! Çalışanlarını da ilgi alır. Benim telefon numaramı da almak yasak diye. Ben bu adama bakınca o dalga dalga şarkısı vardı. Onu söylüyordu. Dalga 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 dalgalanıyor. Tabii ki de ses efekti kullandım arkadaşlar. Güzel sesimi dinleyip ağlamanızı istemiyorum. Bu kadar da düşünceli bir adamım ya. Allah beni duanın devamını getiremedim. Siz yorumlarda yazarsanız Allah'ım. Danışalım lan! Olması gereken o bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sadece ben konuşuyorum ama. Yorumlarda da buluşalım ya. Yorumlarda da buluşalım. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Vay amına koyayım. Annesi pis çocuk ne ya? Ama çocuk çok iyi büyümüş değil mi arkadaşlar? Annesi pis diyor. Bak bazıları şöyle böyle söylüyor. Küfürleri anlamadınız ama alt yazılı şekilde yazacağım onu. Çünkü küfür kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Sarışın olan çocuk çok terbiyeli. Bakın annesi pis diyor. Bak anneye küfür etmiyor. Pis diyor. Pis bir küfür değiller arkadaşlar. Sadece bir tabirdir. Ama buna gülünür. Son videomuz arkadaşlar. Son videomuzu burayı kırpın. Arkadaşlarınıza gönderin. Video izledikten sonra benim yorumumu arkadaşlarınıza gönderin. Bu etkili olacaktır. Annesi pis çocuk. Sabahtan akşama kayan yanayız. Futbola beraber gidiyoruz. Yemeğe beraber gidiyoruz. İçmeye beraber gidiyoruz. Tam bir tuvalete beraber gitmiyoruz o da hani olmaz diye. Ulan karı kız görünce hemen değişiyorsun. Vay be de teniyor. Vay be de tipa teniyor. Yaptığın iş değil lan. Adam o. Aklını alırım bak. Bakın. Cidden böyle arkadaşlarımız var. Kız görünce götü başa ile oynayanlar var. Arkadaşlar, unutmayın ki kızlar gelip geçicidir. Unutmayın ki kızlar sadece zaman kaybıdır. Sadece doğru kişiyi bulduğunuzda ona ömrünüzü harcayın ki zaten bu sizin eşiniz olacaktır. O yüzden gelip geçici kızlar için arkadaşlarınızın kalbini kırmayın. Zira bu sizin için olmayacaktır. Çünkü tek başınıza kaldığınızda o kız gittiği zaman sadece siz ve duvarlar kalacaksınız. O yüzden yapmayın. Etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Şu an ben arkadaşlarımdan ayrı bir yerdeyim. Onları çok özledim. Onlar hakkında söyleyecek çok şey var. Onları sadece sevdiğimi söylemek istiyorum. Çünkü kızlar gelip geçicidir. Arkadaşınız kız da olabilir, erkek de olabilir. Sadece erkek erkeğe olan arkadaşlık değil. Arkadaş. Siz artık arkadaş kelimesini nasıl anlıyorsanız. Kız arkadaşlarınız da olabilir, erkek arkadaşlarınız da olabilir. Sevgiliyi asla arkadaşa tercih etmeyin. Bu kızlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Zira sizi sadece ama sadece karşılıksız seven arkadaşlarınız ve ailenizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlardan çıkan videolar tıklayarak bize videolarımıza ulaşabilir. Şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram'dan bana ulaşıp biraz sohbet edebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.